Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün İzmir İki Hatip Çelebi Üniversitesi'ndeyiz. Bilgi yarışmamız birazdan başlıyor. Evet, şimdi ilk turnik mücadelesi. İsminiz? Naz Dursunoğlu. Sınıf? Dördüncü sınıf. Dördüncü sınıf. Selencan, üçüncü sınıf. Selen, üçüncü sınıf. Şimdi ilk sorumuz geliyor. Bence kolay bir soru ama iyi düşünün. Dikenlerle örtülü, yuvarlak kabuklu deniz mahsulü. İçi... Soru bitmeden basmak yok. İç içi yenebilir bir ürün. A. İstiridye. B. Deniz kestanesi. Deniz kestanesi. Tebrik ederim. Bir sıfır öncesi. Sebze ve meyvelerden küçük top biçimli garnitürler veya süsleyiciler çıkarmak için kullanılan bir el aleti. Arkadan duymak istemiyorum. A. Parizyen kaşığı. B. Zester. Parizyen kaşığı. Tebrik ederim. Bilgi. Hastalıklara neden olabilecek mikroorganizmaların yok edilerek ya da ortamdan uzaklaştırılarak sayılarının azaltılma işlemidir. Mikroorganizmalar. Ya yok ediyoruz ya da atıyoruz, uzaklaştırıyoruz. A. Dezenfeksiyon. B. Sterilizasyon. Dezenfeksiyon. Tebrik ederim. Bir turda. Alabilirim sizleri. İkinci turda görüşmek üzere. Arkadaşlar hoş geldiniz. İsimlerinizi ve sınıflarınızı öğrenebilir miyim? Tuğçe Akış, dördüncü sınıfım. Dördüncü sınıf. Biraz heyecan var galiba. Azıcık. Hasan Arslan, ikinci sınıf. Hasan iki. Şimdi ilk sorumuz geliyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kalın bağırsağına verilen ad. Şıkları duymadan basmak yok. A. Şırdan. B. Bumbar. Bumbar. Tebrik ederim. 1-0. Süt şekerinin diğer adı nedir? Şıkları duymadan basmak yok. Bassaydın kazanmıştı şu anda. A. Esansiyel. B. Laktoz. Laktoz. İkinci turdasın. Tebrikler. Maalesef. Arkadaşlar hoş geldiniz. İsimlerinizi ve sınıflarınızı öğrenebilir miyim? Tabii. Baran Selarsan, ikinci sınıf öğrencisi. İki. Selim Akan, ikinci sınıf öğrencisi. İki sınıf arkadaşıyız. Şimdi. İki eller masada. Aşurelik buğday, şeker ve az pirinçten ezilerek yapılan mayalandırılmış bir içecek. Bakın bunu iyi düşünün. A. Boza. B. Kefir. Boza. Tebrik ederim. 1-0. Meksika dürümü diye bilinir ve yazıldığı gibi okunur. Aynı bizdeki dürüm gibi etli, tavuklu çeşitleri vardır. Tek farkı içine sürülen fasulye püresidir. Biliyor muyuz? Tahmin. A. Burrito. B. Burrata. Burrata. Burrito'ydu doğru cevap. 1-0. 1-1. Bol miktarda tereyağı ve yumurta içeren bir Fransız ekmeğidir. Nokta nokta diye okunur. Bir Fransız ekmeği. Tereyağı ile bol miktarda böyle katlayarak. A. Fiselle. B. Brioche. Brioche. Tebrik ederim. Brioche. Şimdi maalesef. Arkadaşlar hoş geldiniz. İsimlerinizi ve sınıflarınızı öğrenebilir miyim? Beller Aslan, 3. sınıf. Ensar Özdenizler, 2. sınıf. 2. Şimdi, bence kolay bir soru ama böyle bir iyi düşünün, hemen basmayın derim ben. Özellikle Gaziantep'te çok çok popüler bir sabah çorbasıdır. Temelde kuzu eti, pirinç, sarımsak, biber salçası ve pul biber içerir. A. Yuvarlama. B. Beyran. Beyran. Tebrik ederim. 1-0. Bizde roka olarak bilinir ve yazıldığı gibi okunur. Turpgiller familyasından yaprakları salata olarak yenen acımsı tadı olan bir bitkidir. Balığın yanına çok yakışır. Aynı zamanda dünya mutfağında roket olarak da bilinmektedir. Bunun adını soruyorum. A. Arugula. B. Arborio. Arugula.
Tebrik ederim. 1-1. Çok mutlu. Biliyordun galiba. Biliyordum. Yazıldığı gibi okunan bu ekmek türü Latin Amerika, özellikle Venezuela ve Kolombiya'da çok popülerdir. Bizdeki bazlama ekmeğiyle benzerlik gösterir. Genellikle sandviç yapımında tercih edilir. Latin Amerika. A. Tortilla. B. Arepa. Arepa. Tebrik ederim. Arepa'yı doğru cevap. Arkadaşlar hoş geldiniz. İsimlerinizi ve sınıflarınızı öğrenebilir miyim? Eda Yılmaz, 2. sınıf. Eda 2. Belkıs Buse Dokumacı, 3. sınıfım. 3. Şimdi size bir tahmin sorusu soralım diyorum ben. Bunları bir takabilir miyiz gözümüze? Yani basit. Şimdi sağ elleri ortaya alalım. Sağ elleri. Bastım. Şimdi elinize bırakacağım ben. Bıraktıktan sonra butona basmanıza gerek yok. Sizden tahmin etmenizi isteyeceğim. Ama doğru cevabı duyana kadar durdurmayacağım. O yüzden tahmin hakkınız serbest. Tahmin edene kadar durmadan sallayabilirsiniz ne olduğunu. Durdurmayacağım. Tamam. Bırakıyorum elinize. İlk doğru cevabı verin, 1-0 öne geçer. Bıraktım. Portakal. Bu taraf cevap verdi. Portakal. Evet, sen cevap verdin. Portakal. Bravo, portakal. Portakal. Bokuzdor Türkiye Akademi Başkanı kimdir? A. Mehmet Gürs. B. Mehmet Gök. Mehmet Gürs. Mehmet Gök doğru cevap. 2-1. Tebrikler. Tebrikler. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsimlerinizi ve sınıflarınızı öğrenebilir miyim? Ayşe Reke, 3. sınıf. Musa Hamettin İnce, 3. sınıf. Sınıf arkadaşıyız. Evet. Şimdi yine bir İtalya sorusu. İtalyan mutfağının başlangıç yemeğidir. Yazıldığı gibi okunur ve yemekten önce anlamına gelir. Bizde ordör tabağının bilinen adıyla eşdeğerdir ordör tabağına. A. Alicante. B. Antipasto. Alicante. B. Antipasto'ydu. 1-0. Tebrik ederim ama sen de galiba Alicante diyecektin. Yok, ben Antipasto diyeceğim. Bravo. Dünyaca ünlü televizyon sunucusu, Amerikalı şef, gezgin ve yazar, 1956 New York doğumlu, 8 Haziran 2018'de Fransa'da bir otel odasında ölü bulunan şef kimdir? Arkadan lütfen duymak istemiyorum. A. Anthony Bourdain. B. Alain Ducasse. Anthony Bourdain. Tebrik ederim. Bir üstü dursun. Tebrikler. Arkadaşlar hoş geldiniz. İsimlerinizi ve sınıflarınızı öğrenebilir miyim? Aysu, 1. sınıf. Aysu, 1. sınıf. Cihat İntepe, 3. sınıf. 3. sınıf. Ben Aysu'yu tutuyorum. Yazıldığı gibi okunan bir sığır cinsi, adını İskoçya'da bulunan nokta nokta bölgesinden almıştır. Et üretiminde en çok kullanılan sığır cinslerinden biridir. A. Amstel. B. Angus. B. Angus. Tebrik ederim. 1-0. İtalyanların dondurmalı kahve içeceğidir. Bu espresso kahve olabilir, filtre kahve olabilir, French press kahve olabilir. Dondurma olarak genellikle vanilya veya karamel tercih edilir. Düşünerek cevap verin. A. Affogato. B. Cappuccino. Kabul ediyorum, kabul ediyorum. Cappuccino. Aa, Affogato'ydu maalesef. Maalesef 2-0 kaybettik. Arkadaşlar hoş geldiniz. İsimleriniz ve sınıflarınızı öğrenebilir miyim? Gökçe Şenol, 3. sınıf. Akbar Coşkurov, 2. sınıf. Akbar. Evet. Tamam. Şimdi bir tarih sorusu. Butonumu deneyebilir miyim? Deneyebilirsin. Akbar sen de dene. Gerçekten mi? Dene de. Bir tarih sorusu. Nasıl tarihli aramız? İyi. Orta seviye. Orta seviye. Osmanlı'da kahve ve kahve ve tütünü yasaklayan padişah kimdir? A. Kanuni Sultan Süleyman. B. 4. Murat. 4. Murat. Tebrikler. 1-0. 4. Murat. Çok mutlu.
Osmanlı saray mutfağında valide sultan, şehzadeler ve haremdeki imtiyazlı kişilere yemek yapılan mutfak hangisidir? Var mı bir cevap kafada? A. Divan Hümayun, B. Has. Has. A. Divan Hümayun'du. Maalesef Akbar kazandı. Bir üst turda tebrikler Akbar. Arkadaşlar hoş geldiniz. İsimleriniz ve sınıflarınızı öğrenebilir miyim? Saydan Cürüt, 3. sınıf. Berkay Kınık, 1. sınıf. Berkay 1. Şimdi kısa ve öz bir soru. İki eller masada. Portakalın ana vatanı neresidir? A. Hindistan, B. Çin. Hindistan. Tebrikler Berkay, 1-0 öndesin. Kutsal tatlı olarak nitelendirilen yiyeceğimiz hangisidir? Kutsal tatlı. A. Zerde, B. Aşure. Aşure. Tebrikler, aşureyi doğru cevap. 1-1. Pırtike. 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 Hangi şehrimizin mutfağına aittir? Kolay gelsin. A. Siirt, B. Mardin. Atacağım. Yani. Siirt. Tebrikler, bir üst turdasın. Arkadaşlar hoş geldiniz. İsimleriniz ve sınıflarınızı öğrenebilir miyim? Ayber Köprülü 2. sınıf. Ayber Köprülü 2. Baran Atiz 1. sınıf. 1. sınıf. Şimdi size bir... hadi bağlayalım gözlerinizi sizin. Şimdi bunu elinize bırakacağım. Sağ elleri ortaya alalım. Tam olarak ama tam olarak ne olduğunuzu tahmin etmenizi isteyeceğim. Arkadan lütfen sesler yükselmesin. Bakın tam olarak soruyorum. Bir daha söylüyorum. Bıraktım. Elma. Tam olarak. Yeşil elma. Kırmızı. Tebrikler, 1-0 öncesin. Yeşil elmaydı. Lebeniye çorbasının temel malzemesi nedir? Duydunuz mu hiç daha önce lebeniye çorbasını? Sen duydun mu? A. Kuskus, B. Yoğurt. Kuskus. B. Yoğurt. Allah. Yanlış duymuş. Tebrikler, bir üst turdasın. Şimdi ikinci turdayız. İkinci turun ilk mücadelesi başlıyor. Size bir gramajlı bir soru soralım o zaman. Şimdi bir ürün vereceğim size. Bir saniye. Bunun kaç gram olduğunuzu tahmin etmenizi isteyeceğim ama bir kere tahmin ediyoruz. Bırakıyorum. Tahmin ama söyleme tahminini. Düşün. Bakın şunu da söylüyorum herkese. Her üniversitede bu tahmin sorularında olduğundan çok az söylüyorlar. O yüzden iyi düşünün. Tamam mı? Söyleme tahminini. Tamam. Ne bu? Hindistan cevizi. Tabii ki. Kazandın mı? Tahmininiz... Okey mi? 350 gram. Ben de 350-400 arası diyecektim ama tek bir rakam. Arası, evet, tek bir rakam. 400. 400. Evet. Tebrik ederim. Vay be. 1-0. 771. Bu kadar var mı ya? İki eller masada. 1-0 öndesin. Tamam. Beyaz top lahanaya ne ad verilir? Beyaz top lahana. A. Kelem. Kelem. İki eller masada. B. Göbek. Kelem. Tebrikler. 1-1. Yine kısa, öz bir soru. Has bir nedir? Has bir. Duydunuz mu daha önce hiç?
A. Çöve notu. B. Safran. Safran. Tebrikler. Teşekkürler. Şimdi ikinci turun ikinci mücadelesi. Şimdi değişik bir soru. Salyangozlu bulgur pilavı hangi şehrimizin mutfağına aittir? A. Çanakkale. B. İzmir. Çanakkale. B. İzmir'di doğru cevap. Maalesef olmadı. Bitlis'e özgü lahana turşusu hangisidir? Bitlis'e özgü. Sanki biliyorsun. A. Çelem. B. Corti. Çelem. B. Corti'ydi doğru cevap. Perde pilavı hangi... İki eller masada. Perde pilavı hangi şehrimizin mutfağına aittir? A. Gaziantep. B. Siirt. Siirt. Tebrikler. Bir üst durasın. Çok sert oldu. Et ve sebzeyi birlikte az suda kapalı bir kapta pişirmek. A. Borani. B. Yahni. Yahni. Tebrikler. 1-0. Yahni doğru cevap. Zamanında enginar bahçeleri ile adından söz ettiren bir semt. A. Bayrampaşa. B. Yedikule. Yedikule. A. Bayrampaşa'ya doğru cevap. 2-0. Yarı finaldesin. Tebrikler. Maalesef. Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il hangisidir? A. İzmir. B. Gaziantep. İzmir. B. Gaziantep'i doğru cevap. Maalesef olmadı. Aşağıdaki ilk çağ uygarlıklarından hangisi yazıyı icat etmiştir? A. Hititler. B. Sümerler. Sümer. Tebrikler. Türklerde açlık olarak nitelendirilen evin bölümü neresidir? Açlık. A. Mutfak. B. Yemek odası. Açlık değil mi? Açlık. Mutfak ya. Tebrikler. Yarı final. Gördü mü herkes? İki eller, sağ elleri ortaya alalım. Sağ elleri ortaya. Bırakıyorum elinizi. Bıraktım. Biraz zor kabul ediyorum. Yemiş. Erik. İncir bu ya. Değil. Erik değil mi? Değil. Yani erik olsa doğru cevap derim. Duymadım sen. Tahmin. Yeni dünya falan mı? Tebrikler. 1-0 ediyorsun. Tofu peyniri hangi ülkeye aittir? A. Çin. B. Tayland. Çin. Çin. Tebrikler. 1-1. Tofu peynirinin, iki eller masada, tofu peynirinin ham maddesi nedir? A. Soya sütü. B. Manda sütü. Soya. Tebrikler. Bir sütü. Maalesef. Bu zarfı çeken otomatikman finalde. Diğer dörtlüyle ikili yarı final oynayacağız. İlk bayanlar. Hepsi. Açmayalım. Bu da sana kaldı. Açabiliriz. Yes Chef yazan şimdi finalde. Göstersin kameraya. Yes Chef. Burada yazıyor. Arkadaşımız finalde. Diğer dörtlüyle şimdi yarı final mücadelesine başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi yarı finalin ilk mücadelesindeyiz.
Buraya kadar geldiniz. Zorlu bir parkur. Biraz şans sorusu. Avrupa'da kasaplık mesleği kaç yılında benimsenmiştir? Benimsenmiştir bakın. A 1884, B 1866. 1866. 1-0, tebrik ederim. Bilerek cevap verdin sanki. Ben biraz 1900'e yakın bir şey olduğunu. İki kez pişirilmiş asker ekmeği olarak da bilinen ekmek hangisidir? Asker ekmeği. A tandır, B peksimet. Kabul ediyorum, kabul ediyorum. Peksimet. Tebrikler. 1-1. Beni uyarttınız ya. Unutuyorum. Mısır, bildiğimiz Mısır, ülke olan değil. Nerede ve ne zaman ortaya çıkmıştır? Acaba A milattan önce 7000 6000 Amerika, iki eller masada. Tamam. B milattan önce yine 7000 6000 İspanya. Amerika. Amerika. Evet. Tebrikler, finaldesin. Tebrik. Adı börek olup pişirilmesi mantı gibidir. A kol böreği, B tatar böreği. Tatar. Tebrikler, 1-0. Finale şu an arkadaşımız bir adım uzakta. Erişte hamuru hazırlamada aşağıdakilerden hangi tahıl unu kullanılır? A mısır unu, B sert buğday unu. Sert buğday unu. Sert buğday unu. Bura bastı. Evet. Sert buğday unu. Tebrikler. İfadelerden hangisi yanlıştır? Hemen basmayın. A patates oturtması, B yaprak dolması. Bir dakika dur. Yaprak dolması. Finallisin, tebrik ederim. Arkadaşlar şimdi final mücadelesindeyiz. Tebrik ediyorum hepinizi finale çıktığınız için. Şimdi finalde butonla işimiz kalmadı artık. Bir soru soracağız ve doğru cevaba en yakın tahmini veren 1 puan alacak. 2 puan alan yine şampiyon olur. Diğer ikiliyle ikincilik ve üçüncülük mücadelesine devam edeceğiz. Dediğim gibi en yakın tahmini veren, doğru cevabı istemiyorum. Şefim ben size vereyim mikrofonu. Tamam, bakayım soruya. Doğru cevap da olabilir ya. Olabilir tabii. Olabilir. Şöyle alayım seni. Ya da ben sorayım. İkinciyi de sorabiliriz. Onu ben sorarım. Göbekli Tepe'nin kuruluşu milattan önce kaç yıllarına dayanmaktadır? Biraz seni böyle alayım ben. Bir dakika. Biraz seni böyle alayım. Bir de şöyle bir şey. Yan şekilde durursan direkt karşıya bak. Gel. Cevap verebilir miyim? Bir dakika. Dur sen biliyorsun anlaşılan. Sosyal bilgiler öğretmeni okumuş. Sosyal bilgiler öğretmeni mi okumuş? Bir saniye. Cevabın, bir dakika çok özür diliyorum. Cevabınız var mı? Yani tam tarih. Bir dakika. Söyleyecek. Tam tarih evet. Yani tam bir tahmin. 3000. Ay 2 falan demek ki. 2000. Milattan önce 10.000. Milattan önce 10.000 doğru cevap. Tebrikler. Okudum hakkını verdim. Geldi. Bokuz Dor yarışmasında Türkiye kaç yılında Avrupa'ya gitmeye hak kazanmıştır? Bokuz Dor yarışmasında Türkiye kaç yılında Avrupa'ya gitmeye hak kazanmıştır? Tahminleri böyle aklımıza geliyor. 1990. 2017. Miydi demiyor. Hangisi? Ben 2017 diyorum. 2017. Ben 2013 diyeyim. Doğru cevap 2013. Arkadaşımız şampiyon oldu. Ben hala şaşkınım. Tebrik ederim. Arkadaşımız şampiyon. Tarihte kaç Türk devleti kurulmuştur? Hocam biliyor muyuz? Biliyoruz da söylemeyelim. Tarihte kaç Türk devleti kurulmuştur? 12. 20 falan mıdır? Şimdi bak. 20 mi? 20 mi? 12 mi?
16 idi doğru cevap. Tam ortada. Tam ortada. Rubaka familyasından kahve kaç türe sahip bir bitkidir? 40. 40. 60 diyeyim, hadi yakın olsun. 60 mı? Tebrik ederim. Norveç en son kaç yılında bokuzdor şampiyonu olmuştur? Norveç en son kaç yılında? 2015. 2015. Yakın. 2016. 2016. Emin misin? Evet. 2015, 2016. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Arkadaşımız ikinci oldu. 2019'da olacak. Bu sene oldu. 2019'da oldu. Tebrikler.